Mutlu akşamlar. TV52 Ana Haber'e hoş geldiniz. Ben İsa Akçay. Bugün 15 Mart 2021 Pazartesi, hafta başındayız. Yoğun bir hafta olacak bu hafta diye düşünüyorum. Zira biliyorsunuz bugün Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı var. Saat 16.30'da Beştepe'de toplandı. Önemli kararlar alınacak. Uzunca da bir toplantı olacağı benziyor. Daha sonra da her kabine toplantısı sonrasında olduğu gibi Sayın Cumhurbaşkanı ulusal seslenişle alınan kararları bizlere aktaracak efendim. Eğer haber bülteninin içine denk gelirse yine canlı bağlantı yoluyla hemen sizlere anında aktaracağız. Eğer denk gelmezse de arkadaşlarımız yayın akışı uygun olursa anında sizleri canlı yayınla haberdar edecekler diyelim. Gündemimize dönelim yavaş yavaş. AK Parti Gençlik Kolları'nın 6.sı Ankara Spor Salonu'nda bugün gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı kongreye, gençlere hitap etti. AK Parti'nin bugünkü temsilcisi olduğu kadim davamızı yarınlara taşıyacak, büyütecek olan siz gençlerimizsiniz. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresi'nde gençlere seslendi. Sizler oyunda oynaşta olmak yerine ülkemiz ve milletimiz için elinizi taşın altına koyan Fatih'in torunlarısınız. Sizler üniversitede ilim yapan, tarlada üreten, fabrikada alın teri döken, bilgisayarı başında dünyayı takip eden, her alanda Türkiye'yi omuzlayan güçlersiniz. Sizler bozgunculara karşı kardeşliğimizin, bölücülere karşı birliğimizin, yıkıcılara karşı inşa ve ihya hareketimizin teminatısınız. Erdoğan 15 Temmuz gecesini hatırlatarak biz de siyasi hayatımız boyunca özellikle de iktidar yıllarımızda vesayetle mücadele ederek ve darbelere karşı direnerek asırlık oyunları bozmanın gayreti içinde olduk sözlerine dikkat çekti. Biz de siyasi hayatımız boyunca özellikle de iktidar yıllarımızda vesayetle mücadele ederek ve darbelere karşı direnerek asırlık oyunları bozmanın gayreti içinde olduk. 15 Temmuz gecesini unutmayın. Erdoğan lafa gelince hep davadan söz edip sıra fedakarlığa gelince veya çıkarlarına dokunulunca hemen istikameti bozanlar göreceksiniz. Sakın örnek almayın ifadeleriyle konuşmasını tamamladı. Lafa gelince hep davadan söz edip sıra fedakarlığa gelince veya çıkarlarına dokunulunca hemen istikameti bozanlar göreceksiniz. Sakın örnek almayın. İstikameti bozulan insanların nihayetinde nerede duracaklarını kendileri dahi bilemez. Mesela ekmeğini yediği, suyunu içtiği, havasını soluduğu, sahip olduğu her şeyi borçlu bulunduğu ülkesine gözünü kırpmadan ihanet edenler göreceksiniz. Sakın örnek almayın. Kabataş'ta gündüz saatlerinde korkutan bir yangın meydana geldi. Bir benzin ofisinin yönetim katında sebebi bilinmeyen bir yangın çıktı. Çevredekileri de yoğun paniğe sevk etti. Çıkan yangın neyse ki can kaybı yaşanmadan uzunca bir uğraş sonunda Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye ekibi tarafından yangın söndürülebildi. Kabataş ilçesinde bir benzin istasyonunun idari binasında çıkan yangında hasar oluştu. Alınan bilgiye göre ilçenin Alankent mahallesindeki bir benzin istasyonuna ait iki katlı idari binanın çatısında baca temizliği yapıldığı sırada yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını fark eden çevredeki vatandaşlar Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen ekipler yangına müdahale ederken polis ise geniş güvenlik önlemi aldı. Benzin istasyonu tedbir amaçlı geçici süreyle hizmete kapatıldı. Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında binada hasar oluştu.
Uzunca süre mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının ardından yağan kar fındıkta zarara sebep olmuştu. Buzlanma var özellikle yüksek kesimlerde biliyorsunuz. Dolayısıyla fındıkta bir üretim rekolte kaybına sebep olacak bu don. Peki ne kadar zarar var? Henüz ortaya konulmadı. Bununla ilgili de İl Tarım Müdürlüğü çalışmalarını devam ettiriyor. Herhalde yakın bir zamanda bununla ilgili açıklama yapılacak. Geçtiğimiz cuma ve cumartesi akşamları içinde meteoroloji uyarı yapmıştı. Hava sıcaklıklarının eksi derecelerine düşmesi bekleniyor demişti ama beklendiği gibi olmadı. Bu sefer don ya da zarar yaşanmadı. Bununla ilgili de Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça açıklamalar yaptı. Bu sefer korkulan olmadı, Allah üreticileri korudu dedi. Son aylarda sıcak havanın mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle birlikte fındık karanfillerinin erken oluşması fındığı tehlikeye soktu. Geçtiğimiz haftalarda yağan kar da fındıkta dona sebep oldu. Fındık bahçelerinde ciddi hasar meydana geldi. Ordu'nun yüksek kesimlerinde %30 ile %80 oranında yanmalar gerçekleşti. Daha sonra havaların tekrar ısınması ile birlikte yalancı bahar kendini gösterdi. Yaklaşık 10 gün sonra Meteoroloji Müdürlüğü kar uyarısı yaptı. 12 Mart Cuma ve 13 Mart Cumartesi günleri gece saatlerinde üreticiler alarmdaydı. Yağan karın ardından fındık bahçelerinde bir daha don meydana gelmesin diye büyük çaba sarf eden üretici gece geç saatlere kadar dumanlama yaptı. Ancak korkulan don olayı yaşanmadı. Yağan kar fındığı tehlikeye atmadı. 12'yi 13'e bağlayan gece, 13-14'e bağlayan gece yani cuma gecesiyle cumartesi gecesi geçmiş günlerde eksi 3 ile eksi 5 arasında sahilde, eksi 10-12 civarında da yine orta kesim ve yüksek kesimlerde hava sıcaklığı gösteriyordu. Ama şükürler olsun Allah'a. Biz takip ettik tabii bu süreçte hava durumunu. Sahil kesiminde artı 2 dereceleri düşmedi aşağıya. Hatta cumartesi gecesi de artı 5 dereceleri düşmedi. Yüksek kesimlerde de yine hakeza çok fazla böyle eksinin altında bir durum oluşmadı. Yani eksi 2, eksi 3 ama oralarda biliyorsunuz daha henüz fındık yaprak açmadığı için, filiz açmadığı için çok zaten zirai dona maruz kalmamıştı. Korktuğumuz başımıza gelmedi diyelim. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça, Mart ayının sonuna kadar üreticiler tarafından meteorolojik uyarıların dikkate alınması gerektiğini söyledi. Yapılan uyarılara rağmen eksi derecelerin altına düşmeyen bir hava sıcaklığıyla karşılaştık ki bu da hakikaten geride kalan fındık ürünü için bizi sevindirdi. İnşallah bundan sonra böyle bir sıkıntı yaşamaz üreticilerimiz ama Mart ayının sonuna kadar yine meteoroloji uzmanlarının yer yer bu tür uyarıları olacak, öyle görünüyor. İşte biz de bu süreçlerde vatandaşımızı uyaracağız. Yapabildiğimiz kadar, mücadele edebildiğimiz kadar hem yerel tekniklerle hem de mekanik tekniklerle bu olaylara müdahale etmeye çalışacağız. Vatandaşlarımızı uyaracağız. İnşallah dediğim gibi böyle bir felaketi Cenab-ı Allah göstermez. Fındıkta yaşanan zirai don fiyatları nasıl etkiledi? Fiyatlarda bir kıpırdanma var mı? Zira geçen hafta sonuna doğru fiyatlar 24 lirayı görmüştü. Haftaya nasıl başladı fındık? Fındık manavı Barış Candan'a sorduk. Herkesin bir söylemi var fındık hakkında. Herkesin bir fikri var. İnşallah yanmamıştır. Kendisi de pay halimize yani. Memleketin haline. Herkesin bir söyleyeceği var konu fındıksa. Ama şimdi fındık için sözden çok endişe hakim. 2021 yılı fındık mahsulü için ciddi verim kaybı bekleniyor. Çünkü bu sene fındık iki kez donma tehlikesi yaşadı. Üretici birliklerine göre 500 ve 600 rakımdaki fındık bahçelerinde zarar %80'lere ulaştı. Tarım İl Müdürlüğü yetkilileri de fındık için kurduğu özel ekiple don afeti sonrası hasar tespiti için sahada. Peki fındık ciddi verim tehlikesi yaşarken, rekolte tahminleri şimdiden konuşulurken serbest piyasalarda durum ne? Öncelikle bugünkü fındık fiyatlarını konuşacak olursak, bugünkü fındık fiyatı 50 randıman tüccarın almış olduğu fındık fiyatı 22 TL'dir. Şimdi tabii
Şubat ayında ve Mart ayının ilk haftalarında ciddi anlamda karla beraber gelen bir soğuk var. Gerekse Altınordu merkezde ve ilçelerde yer yer eksinin altına düştüğünü biz de takip ediyoruz. Tabii farklı bölgelerde, farklı müstahsillerde bize gelen haberlerde, eksper raporlarından bahsetmiyorum, gelen haberlerde kısmi bir donun olduğu söz konusu. Üreticiler yaşanan zirai don olaylarından sonra fındık fiyatlarında bir artış bekliyor. Fakat görünen o ki fındık fiyatlarında şimdilik bir değişim yok. Fındık tüccarı Barış Can'dan fındıkta oluşan donmaların tam tespiti için Ordu bölgesinin tamamında yapılan araştırma raporlarının beklenilmesi gerektiğini belirtirken şu anda dondan kaynaklı fındık fiyatlarına bir yansıma yok ifadelerini kullandı. Bunun gerçek ve net somut anlamda konuşabilmemiz için eksperlerin bölgenin tamamında sahaya inmesi lazım ve bölge bölge raporların çıkması lazım. Don oldu denebilmesi için bu raporları inceleyip ona göre neticeye varmak lazım. Tabii kar yağdığında veya hemen hava eksiye düştüğünde bu yarın don olduğu ya da olmadığı anlamına gelmiyor, anlamını taşımıyor. Dolayısıyla süreci bir yaşayıp görmek lazım. Tamamen ne kadar hasar olduğunu, belki bazı bahçelerde %30 var, belki bazı bahçelerde %70 var. Buna var ya da yok diyemem ama öncelikle hasar tespitlerinin tamamını inceleyip bölgeyi tamamen ele almak lazım. Dolayısıyla şu anda dondan kaynaklı fındık fiyatına herhangi bir yansıma yok. Candan, hasarların fındık doğumlarının takip edilmesiyle daha net ortaya çıkacağını ifade ederken, ekspertiz ve sigorta firmalarının rapor sonuçlarının dikkate alınması gerektiğini kaydetti. Yansımasını görebilmek için eğer don var ise, bu yansımayı görebilmek için öncelikle Mart ayının sonunun gelmesi lazım. Havaların bir açması lazım ve doğumları takip etmek lazım. Tabii bununla beraber ekspert firmalarının veya sigorta yapan firmaların sonuçlarını, raporlarını da görmek lazım. Ben hani fındık üreticisiyim. Benim fındığım madem hani güzel bakıyorum, yetiştiriyorum, ediyorum. Benim fındığımın değerli 30 lira olmasını istiyorum. Buradan bütün yetkililere seslenim. 30 lira. Net 30 lira istiyorum. Niye diyorsanız kolay değil. Fındık yetiştirmek kolay değil. Millete kolay geliyor. Yeterli değil. Bunun bir masrafını, şeyini bakmış olsam var ya, fındık şeye düşüyor. Yemeyen de alamayın. Şimdi bu bahçede çalıştırdığın adama 150 milyon para veriyorsun. 150 milyon. Bahçeyi toplanıyor diye bazen ucuca baş başa geliyor. Bazen isterse unutmadığın olsun. Kendin ya şeyini kurtarmıyor. Şimdi mesela don vurup olmadığını bilmediği için yani bahçeleri gezmemişim ihtimalle. İlla ki yani her tarafa don vurdu yani. Ya yemin ki kimresi ya gübre olmuş %100. Gübre yüz zam demiş. Nasıl yemirge? Yemirge nedir ya? Gülünç. Başka bir şey değil. Çok ayıp bir şey. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yapılan her daire için otopark zorunluluğu getirmiş. Ancak bu yönetmelik 7 kez ertelenmişti. Bugünlerde yeniden gündeme geldi. Bu sefer uygulanacak gibi. Bu yönetmelikle ilgili Şehir Plancılar Odası İl Temsilcisi Birol Yılmaz'a mikrofon uzattık. Konuyla ilgili bilgiler aldık. Uzun süredir gündemde olan ve 7 kez ertelenen otopark yönetmeliğinde nihai şekli verildi. 31 Mart'ta yürürlüğe girmesi beklenen yönetmelikte her daireye bir otopark zorunluluğu vardı. Otopark yönetmeliğiyle alakalı düzenlemelerimizi yaptık. Bütün sektörlerimizle, hocalarımızla, üniversitelerimizle, belediyelerimizle görüşmelerimizi de yaptık. Artık son safhaya geldik. İnşallah ay sonu itibariyle yeni otopark yönetmeliğimiz yürürlüğe girecek. Taslağa göre 80 metrekareden küçük her 3 daire için en az bir otopark. 80-120 metrekare arasındaki her 2 daire için en az bir otopark. 120-180 metrekare arasında her daire için en az bir otopark ve 180 metrekare üzeri her daire için 2 adet otopark yere ayrılması hükmü getirilecek. Dükkan, mağaza, banka gibi fonksiyonlarda her 30 metrekare için bir adet olan otopark zorunluluğu her 40 metrekare için bir adet olarak, büro binalarında her 40 metrekare için bir adet olan otopark zorunluluğu her 50 metrekare için bir adet olacak şekilde revize edilecek. Şehir Plancılar Odası İl Temsilcisi Birol Yılmaz taslağı değerlendirdi. Bilindiği gibi 1 Haziran 2018 yılında yürürlüğe girmesi gereken bir yönetmelikti bu otopark yönetmeliği. Çok radikal değişiklikler içeren bir yönetmelikti.
Fakat tabii uygulanabilirliği yeterince irdelenmediği için gelen tepkiler ve itirazlar üzerine tam 7 kez ertelenmek zorunda kaldı ve bugüne kadar yürürlüğe giremedi. Yılmaz'a göre taslaktaki en radikal değişim otoparklarla ilgili. Büyükşehir belediyelerinin otopark bedeli almalarına rağmen bölge otoparkları inşa etmemeleri gerekçesiyle yetki değişikliğine gidilecek. Bundan böyle bölge otoparkı bedelini toplama ve bu otoparkları yapma görevi ilçe belediyelerine verilecek. İlçe belediyeleri bedeli alınan otoparkları en geç 3 yıl içinde yapacak. Bunun yanı sıra bana göre en radikal değişiklik yetki büyükşehir belediyelerinden alınıp otopark yapma yetkisi ilçe belediyelerine verilmiş. Ama gerekçesi çok enteresan. Bu otopark paralarının toplanıp otoparkların yapılmadığı gerekçesiyle ilçe belediyelerine verilmiş bu yetki. Otopark bedelinin tamamının yapı ruhsat aşamasında alınması uygulaması da kaldırılacak. %25'inin ruhsat aşamasında kalınansa 18 ayda ve taksitle ödenmesi imkanı sağlanacak. Bedel ödemesiyle alakalı sıkıntı vardı. Otopark bedelleri biraz ağırdı. Yüklenicilere biraz yük getiriyordu. Bununla alakalı da sanıyorum taksit %25'ini peşin alıp geri kalanını da uzun vadede takside yayarak ödeme kolaylığı getiriyorlar. Yiyiniz içiniz israf etmeyiniz. Peygamberimiz böyle buyurmuş ama maalesef hiçbirimiz bu hadis-i şerifin gereğini yerine getiremiyoruz. Benim bir kızım var. Hepinizin vardır. Allah bağışlasın. 6 yaşında henüz. Gittiği kreşte belki de ilk öğrendiği hadislerden bir tanesiydi. Toplum olarak belki bu hadisi hepimiz biliyoruz ama bir türlü gereğini yapmıyoruz. Peki bu kadar açlığın, bu kadar yoksulluğun olduğu toplumlarda bu kadar israfın olması normal mi? Arkadaşlarımız sizin için araştırdı. Şimdi sebze tezgah altına koyduğumuz sebzeleri yenecek kısımlarını fakir vatandaşlara veriyoruz para almama karşılığında. Ama yenmeyecekleri ne yapıyoruz? Doğru çöpe atıyoruz. Türkiye'de her gün 5 milyonun üzerinde ekmek, sebze, meyve çöpe gidiyor. Müşterinin seçtiklerinin bir kısmını ucuz yine satıyorlar. Ama biz pazarcılar öyle yapmıyoruz. Biz içine çıkan kötüleri ayırırız. İhtiyaç sahiplerine, mesela ben kendim şahsım pazartesi veya cuma günleri ayırırım, bir kenara koyarım. Zaten bunu çok kişi öğrendi. İhtiyaç sahibine bedava yine veriyoruz. İsraf edilen gıda maddeleriyle yüzlerce okul, hastane yaptırılıyor. Ortaya çıkan rakamsa korkutucu. Türkiye'de bir yılda toplanan 33 milyon ton çöpün yarısını gıda atıkları oluşturuyor. Bu durum ülke ekonomisine ise 15 milyar doların çöpe gitmesine neden oluyor. Milyarlar çöp oluyor. Peki bunun bir çözümü yok mu? Elbette var. Askıda ekmek uygulaması gibi. Bu uygulama hayata geçtiğinden beri hem paylaşmayı öğrendik hem de ihtiyaç sahiplerinin yüzü güldü. Tabii. Buna ben bir önderlik yaptım. Geçen sene. Kendim önderlik yaptım. Şöyle pazarın ortasına işte arkadaşların satamadı. Bir de halden bedava aldıklarımız var. Arkadaşların satamadıkları. Onları öyle bir koyduk. Hem israfı önlemek hem de çevre kirliliğini önlemek hem de ihtiyaç sahiplerinin karnı doysun, akşamın karanlığında utanmadan, sıkılmadan meyve sebze alsın diye kolları sıvadık ve pazara gittik. Esnafla 1-2 dakikalık hoş sohbetin ardından sorumuza geldik. Tezgah altı meyve sebzeler ne oluyor? Cevap herkeste aynı. Şimdi devamlı şöyle söyleyeyim. Az lekesi olan örnek vereyim. Şurada bak şimdi portakal var. Şu. Sıkılacak biçiminde. Yani sıkmalık olabiliyor bu. Bir tarafında leke var. Onu ne yapıyorum? Oraya ayırıyorum. İhtiyacı olan kısmı al diyorum. Götür sıkarsın. Ya da çocuklar meyve suyunu diyorum. Bakkaldan alacağına bunu sık sık diyorum çocuklara öyle. Ya bunu ucuz dedim yine satamadım. Ne yapacağım? Bunu mecburen ya ihtiyaç sahiplerine bedava veriyorum ya da gidip çöp atıyoruz. Çöpe değil mideye gitsin dediğimiz bu yolda esnaflardan tam destek geldi. Askıda ekmeği pazarda meyve ve sebze dolabını uyarladık. Çok güzel olur elimizden ne gelirse yaparız cevabı yüzlerde tebessüm bıraktı. Ben onu desteklerim her zaman. Şimdi bunların israf olmaması için işte böyle her duyarlı vatandaşın, esnaf arkadaşların nedir küçük lekeli olanlara ayırıp vatandaşa vermesi lazım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen hafta açıkladığı ekonomi reform paketinde bazı esnaflara vergi muafiyeti tanımlaması vardı. Bu esnaflara yapılacak uygulamayı sorduk.
pek çoğu bu uygulamadan memnun değil. Aslında onların başka bir talebi var. Kamu maliyesinin gelir tarafını oluşturan vergi politikalarını hem sadeleştiriyor hem de öngörülebilirliği artıran adımlar atıyoruz. Esnaf kardeşlerime buradan güzel bir müjde vermek istiyorum. Salgın döneminde esnafımızın ne gibi zorluklarla mücadele ettiğini biliyoruz. Reform paketimizde dar gelirli küçük esnafımıza yönelik bir vergi muafiyeti de yer alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ekonomi reform paketinin içerisinde bulunan vergi muafiyeti küçük esnafa büyük destek sağlayacak, ancak diğer esnaf kategorileri bu muafiyetten mahrum kalacak. Pandemi döneminde zor şartlar altında çalışan ve işlerinde yarı yarıya düşüşler yaşayan esnaflara ilaç gibi gelecek olan vergi muafiyeti esnaflar tarafından hoş karşılansa da yetersiz kaldığı söyleniyor. Bu biz esnaflar açısından gayet iyi bir şey. Fakat bu 2019 için geçerli olması biz esnaflar için yeterli değil. Bunun 2020'yi kapsaması gerekli. Vergi borçlarının silindi cümlesi çok önemli. Vergi borçlarının silinmesi söz konusu olamaz. Yani bizim gibi esnafların olamaz. Götürü grubunda olan, yani daha doğrusu ciddi manada bir vergi yükü olmayan insanların ya da işletmelerin, ki işletme değil insanların, özellikle çay ocağı falan gibi yerlerin vergi borçları silinebilir, ama bizim vergi borcumuzun silinmesi söz konusu değil. Pandemi döneminde biriken borçlar için bir adım atılması gerektiğini belirten esnaflar, uygulanan faizlerin alınmaması konusunda çağrıda bulunuyor. Vardı tabii ki, vardı. Mesela vergimizi en az düşürebilirdi pandemi dolayısıyla. Mesela kira neyse ne, bunu kiracı, işveren de biz olarak da mesela zor durumda kaldık yani. Ama ne yapalım? Yani devletimize yine Allah zaval vermesin, devletimiz başımızdan eksik etmesin Allah'ım yine de. Bizim beklentimiz şudur. Pandemi döneminde özellikle SSK borçlarımız, vergi dairesi borçlarımız birikmiştir. Dolayısıyla bu borçların, bırakın affetmeyi, öyle silmek bilmek istemiyoruz. Biz sadece ve sadece faizini silsinler, biz taksitlendirsinler, biz taksitlerimizi ödeyelim. Yani böyle büyük bir bağış beklemiyoruz kimseden. Bu aşikar, esnafların şu anki durumu belli. Bu bütün esnafların. Biz yine esnaf olarak dükkanlarımızı açıyoruz. Hiç dükkanlarını açmayan esnaf arkadaşlar var. Kantinciler var, servisçiler var, lokantacılar var, çay ocakları var. Onlara bir nebze daha çok faydalı bu. En azından devletin bize de belirli destekleri var. Kısa çalışma ödeneği var. Ama bunun yanı sıra bu pandeminin uzun sürmesi biz esnaflar açısından bizim, yani bu işi sürdürebilmekteki gücümüzü azaltıyor. Yani hep bir mücadele. Ya inşallah umuyoruz ki bu hastalık bir an önce biter. Altınordu ilçemizde Akyazı mahallesinde tam emniyet binasının önünde, emniyet müdürlüğü binasının önünde bugün bir trafik kazası meydana geldi. Seyir halindeki otomobilin arka kapısı açılınca hızla motorla gelen kurye duramadı, kontrolü kaybetti ve kapıya çarptı, devrildi. Neyse ki kuryede çok ağır bir yaralanma olmadığı söylendi. Acilen özel bir hastaneye kaldırıldı. Kurye kardeşimiz Sezer Güney, buradan geçmiş olsun diyoruz. Şimdi kaza ekranlarınıza getiriyoruz. Altınordu'nun Akyazı Mahallesi yeni emniyet binası mevkiinde Samsun-Giresun otoyolunda hareket halindeki bir aracın kapısının aniden açılması sonucu arkadan hızla gelen motorlu kurye aracın kapısına çarparak yere savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin olay yerine gelmesinin ardından kapısı açılan araç sürücüsüne soruşturma başlatılırken kazaya ilişkin tutanak tutuldu. Kazada yaralanan motorlu kurye Sezer Güney tedavi edilmek üzere ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Kabataş ilçemizde Beylerli Mahallesi'nde bulunan Şehit Harun Maytalman Orta ve İlkokulunda bir öğretmen rahatsızlandı. Yapılan testin sonucu maalesef pozitif çıktı. Daha sonra tüm öğretmenler ve öğrenciler
teste tabi tutuldu. Yapılan testler sonucunda da 4 öğretmen ve 6 öğrencide daha mutantlı virüs tespit edildi. Bu sebeple okul karantinaya aldı. İkinci bir talimata kadar kapatıldı. Ordu'nun Kabataş ilçesinde bir okulda COVID-19 vakasının görülmesi nedeniyle yüz yüze eğitime ikinci bir değerlendirmeye kadar ara verildi. Kabataş Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada ilçe Hıfzı Sığa Meclisi'nin Kaymakam Vekili Seda Ünlü Başkanlığında toplandığı toplantıda bazı kararların alındığı belirtildi. Açıklamada ilçenin Beylerli Mahallesi'nde bulunan Şehit Harun Maltayman İlkokulu Ortaokulu'nda görevli olan bir öğretmenin rahatsızlandığı, öğretmenin yapılan COVID-19 testinin ise pozitif çıktığı ifade edildi. Okulda çalışan tüm öğretmen, görevliler ve yakın temassız olarak değerlendirilen öğrencilere test yapıldığı kaydedilen açıklamada şöyle denildi. Yapılan testler sonucunda 4 öğretmen ve 6 öğrenci test sonucu pozitif çıkması nedeniyle Kabataş ilçesi Şehit Harun Maytalman İlkokulu Ortaokulu'nda 13 Mart 2021 tarihinden itibaren ikinci bir değerlendirmeye kadar yüz yüze eğitime ara verilmesine karar verilmiştir denildi. Yavaş yavaş yaz sezonu geliyor. Kademeli normalleşme de başladı. Uzunca bir zamandan beri de evlenmeyi düşünen çiftler düğünlerini ertelemişlerdi. Bu yaz herkeste bir düğün hazırlığı var. Peki alışveriş mevsimi nasıl gidiyor? Gelinlikçilerde durum nedir? Organizatörlere talep var mı? Arkadaşlarımız sizin için araştırdı. Kontrollü normalleşme süreci kapsamında alınan sınırlı sayıda kişi ve 1 saat süreyle nikah merasimi şeklinde düğün kararı evlenecek çiftleri harekete geçirdi. Kısıtlamayla da olsa kalkan yasaklarla gelin ve damatları alışveriş heyecanı sarmaya başladı. Ancak sağlığımız kadar cebimizi de vuran koronavirüs genç çiftleri de en uygun fiyatlı ürünlere yöneltiyor. Yani kemer sıkılıyor, en ucuz için sıkı pazarlıklar yapılıyor. Özellikle de gelinlikçilerde. Düğün sezonunun açılmasıyla birlikte çiftlere alışveriş heyecanı sardı. Uygun fiyata gelinlik arayan çiftlere ise gelinlikçiler geçen sezondan kalan ürünleri zam uygulamadan satıyor. Artık eskisi gibi en şıkı olsun, özel dikim olsun devri bitti. Çiftler artık fiyatı daha uygun olan hazır gelinliklere yöneliyor. Gelinlikçi esnafı Hanife Öztürk, genç çiftlerin özellikle uygun fiyatlı ürünlere yöneldiklerini belirtti. Herkes ekonomik, ya bir de bir saat giyeceğim diyor, rahat giyemeyeceği için uygun istiyorlar hep, uygun istiyorlar evet. Esnaf Öztürk, geçen sezonun ürünlerini bu sezon zam yapmadan satışa sunduklarını söylerken, evlenme hazırlığı yapan çiftlerimize bir yardımımız dokunsun istiyoruz, her bütçeye uygun gelinlik bulundurmaya çalışıyoruz açıklamasında bulundu. Şu anda normalde elimizde 2,5'tan 8 milyara kadar gelinlik var. Ama dikimlerde bu 10 olur, 15 olur kumaşa göre. Ama ortalama 3, 4, 6. İş yerlerine verdikleri gelinlik siparişlerini bile her sezon azaltmak zorunda kaldıklarını belirten esnaf Hanife Öztürk, pandemiden dolayı her an ne olacağını bilmiyoruz. Büyük bir borcun altına girmek istemiyoruz dedi. Elimizde geçen sene ya da ondan önceki seneden malımız varsa gelen zamları yansıtmadan gençlere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Girmem için en az 150 milyar para harcamam lazım. Harcayacaksın ama korkuyorsun. Getirisi ne olur korkuyorsun. Düğün organizatörleri ise büyük organizasyonların şu an için mümkün olmadığını söylerken ufacık da olsa bir hareketlenmenin onları mutlu ettiğine dikkat çekti. Yoğun bir talep demeyelim ama talep var mı? Talep var. Tabii ki geçmiş yıllara oranla daha önceki yıllarda insanlar böyle bir hastalık olmadığı için rahatlıkla gelip randevusunu alabiliyorlardı. Tarih yazdırabiliyorlardı. Kaporalarını verebiliyorlardı. Ancak şu anda bu kadar böyle ciddi bir hareket yok. Ama var mı? Var. Bir kıpırdanma var ama bu sektörü tamamen tatmin edecek boyutta değil. Ordu'nun belki de en önemli projelerinden bir tanesi Bolaman Havzası projesi. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'le AK Parti Ordu Milletvekili Dr. Şenel Yıldız'ın büyük uğraşları sonunda kabul ettirilen projede çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Çatalpınar'da Keş Deresi ile birleşilen noktada da dere ıslah çalışmaları var. Bu ıslah çalışmaları bitince Çatalpınar'ın çevresini değiştirilecek projeler hayata geçirecek. Hem Çatalpınar Belediyesi hem de Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin ortak çalışmaları
Bu alanda yapılan çalışmalarla ilgili Çatalpınar Belediye Başkanı Ahmet Türe, TV52'ye özel açıklamalar yaptı, çalışılacak projelerle ilgili bilgiler verdi. Bolaman Havzası ile Keş Deresi'nin birleştiği alanda Çatalpınar Belediyesi ıslah çalışması gerçekleştiriyor. Bölgede Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in talimatlarıyla Çatalpınar Belediyesi'nin işbirliğinde hummalı çalışmalar yürütülüyor. Burada Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Mehmet Hilmi Güler Bey'in talimatıyla burada biritler yaparaktan Irmak'taki çirkin körüntüyü suyla havuz yapıyoruz. Özellikle turizmde adından söz ettirecek bir çalışmaya imza atan Çatalpınar Belediye Başkanı Ahmet Türe projenin detaylarını paylaştı. Buradaki yerde insanların burada etrafında dinlenebileceği bir tesis yapacağız. Buraya Allah izin verirse lokanta ve kafeteryaların, kamelyaların olduğu çok güzel bir alandayız. Çok güzel, hakikaten ilçemiz bu yönde çok şanslıyız. Sayın Bakanımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız talimatlarıyla başladı göletler. Buradaki artık taş parçaları görünmeyecek, su havuzları oluşacak. İnşallah burada da ileride insanların rahatlıkla balık tutabileceği, etrafında dinlenebileceği bir projemiz var. Bunları faaliyete geçirdiğimiz zaman da Fatsa'dan ve çevre ilçelerden buraya insanların hafta sonlarında ve akşamları dinlenebileceği bir tesis haline getireceğiz. Bütün amacımız bu. Dere yataklarında rehabilite çalışmalarının tamamlanmasıyla sosyal faaliyetlerin yürütüleceği alanlar için harekete geçilecek. Başkan Türe ilçenin katma değer kazanacağına dikkat çekti. Bu bir başlangıç, dere yataklarının rehabilitasyonu gerekiyor ilk önce. Biz kendi belediye olarak da yapmış olduğumuz projeyi zaten temizlik işleri bittikten sonra başlayacağız. Kış nedeniyle ara vermiştik biritlerin yapılmasını. Tekrar yaklaşık 10-15 günden beri de makineler derelerin içinde. Şu anda derelerdeki o çirkin görüntüyü alıp biritlerle boruyu süslemek ve milletin hizmetine sunmak istiyoruz. Çevre yolumuzda zaten altyapısını yaptık. Allah izin verirse de önümüzdeki aylar içerisinde de sıcak asfaltı da yapılaraktan da biz de hayalimizdeki projeyi buraya gerçekleştirdiğimiz zaman da hem Çatalpınarlılar hem de turizm geçiş noktası üzerinde bulunan ilçemize gerçekten katma değer kazandırabilecek. Burada gelen misafirlerimizi ağırlayabileceğimiz, insanların rahatlıkla oturup dinlenebileceği bir alan haline getireceğiz. Doğal olarak da çok şanslıyız, çok şanslı bir ilçeyiz. İşte Keş Deresi, yan tarafımızda da Bolaman Çayı birleşiyor. Vadimiz güzel, ilçemiz güzel. Biz de bu güzel ilçeye güzel hizmetler yapmak için uğraşıyoruz. Ben burada Büyükşehir Belediye Başkanımıza gerçekten ufku geniş bir insan teşekkür ediyorum. Projenin 2022 yaz sezonuna bitirilmesi hedefleniyor. Allah izin verirse bunu bitireceğiz. Çok uzun bir zamanımız yok. Başladığımız iş zaten bitmiş sayılır. Temelini attık ki önümüzdeki yaz bütün haliyle biter. Tek reklamlık kısa bir aramız var. Ayrılmayın efendim. Temelinde güven var. Ünye Belediyesi çocuklara trafik eğitimi vermek için çok güzel bir projeyi hayata alıyor. Ünye Bilincilik ve Sosyal Tesislerinin olduğu alanda bulunan yaklaşık 5000 metrekarelik alana çocuk trafik eğitim pisti hazırlanıyor. Çocuklara daha çocuk yaşlarında trafik kuralları öğretilecek.
Bu yapılacak bu projeyle ilgili ve aynı zamanda Ünye'ye yapılacak yatırımlarla ilgili Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı açıklamalar yaptı. Bugün baktığınızda düne kadar böyle bir hizmetin Ünye'de olmadığını hepimiz biliyoruz. Ünye Belediyesi Cevizdere'de bulunan binicilik ve sosyal tesisleri içinde bölgede tek olan bir hizmete imza atıyor. Yaklaşık 5000 metrekare alan üzerine içerisinde çok sayıda donatının bulunduğu çocuk trafik eğitim pisti yapılıyor. Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, beraberinde AK Parti Ünye İlçe Başkanı Kenan Selim Argan, partinin yönetim kurulu, meclis üyeleri ve basın mensuplarıyla çalışma yapılan alanda incelemelerde bulundu. Çalışmanın devam ettiği alanda bir açıklama yapan AK Parti Ünye İlçe Başkanı Kenan Selim Argan, trafik konusunda işin temelinin ailede yattığını vurguladı. İşin temelinin eğitim olduğunu ben özellikle vurgulamak istiyorum. Trafik işi çok ciddi bir eğitimle ortaya konulmalıdır. Bu hususta ilgili olarak da eğitimin ben sadece okulda değil, ailede başlamasının temel prensibi olduğunu da hepimizin bildiğini vurgulamak istiyorum. Tabii ki trafik eğitimi aileden başlayacaksa ailelerin de çocuklarına bu iyi hizmeti vermesi adına bir alanın oluşturulması da hakikaten sosyal bir sorumluluktur. Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı ise Ünye'de çeşitli yatırımların müjdesini veren Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür etti. Malumunuz geçen hafta Cuma günü Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu ilimizi ziyaret etmişti. Bu ziyaretleri esnasında biz de Ünye ilçemizin taleplerini, ihtiyaçlarını kendilerine arz ettik. Yakında inşallah bunlar hayata geçirilmesiyle alakalı protokolü imzalayacağımızı sizlere müjdelemek, hemşerilerime müjdelemek istiyorum. Buradan da bu vesileyle Gençlik ve Spor Bakanımıza, memleketimize, şehrimize, ilimize göstermiş olduğu ilgi ve alakadan dolayı da teşekkürlerimi arz ediyorum. Ünye Belediyesi binicilik ve sosyal tesislerinde inşası süren çocuk trafik eğitim pistinin bölgede tek olacağını belirten Ünye Belediye Başkanı Tavlı, burada bir şehrin trafik açısından hastane, okul, bina, yol, üst geçit, hemzemin geçit gibi her yönde simülasyonunu gerçekleştirmiş oluyoruz dedi. Burada boş mezbelelik bir alan vardı. Yaklaşık olarak 9 dönüm civarında bir alandı bu. Bu alanın içerisinde 5000 metrekareye yakın çocuk trafik eğitim pistini koyarak burada şehrin simülesini oluşturan görselleri yerleştirmek, hastanedir, okuldur, işte yapıdır, yaya geçişleridir, hemzemin geçişleridir, üst geçit gibi simüleleri de yerleştirerek buralarda çocuklarımızın akülü araçlarla birlikte hafta sonunda aileleriyle birlikte gelen çocuklarımızın buradan bu eğitimden, bu kültürden faydalanmalarına vesile olmak için çalışıyoruz. Ünye Belediye Başkanı Tavlı ayrıca yine binicilik ve sosyal tesisleri alanında amatör spor kulüpleri için 6 adet yerleşke için temel atma çalışmalarının devam ettiğini kaydetti. Gene yan tarafta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzün, Sayın Bakanımızın gene destekleriyle amatör spor kulüplerine burada 6 adet amatör spor kulübümüzün yerleşkesinin oluşturulacağı bir yapıya da temelinin atılmasına başlanıldı. Biz de bu süreçte hem proje bazında hem de ortak yürüterek eksikliklerinin giderilmesi noktasında Ünye Belediyesi olarak Gençlik Spor İl Müdürlüğümüze destek veriyoruz. İnşallah burayı da amatör spor kulüplerimizin gelişimine katkı sunmak adına yerel yönetim olarak üzerimize düşen görevi de ifa ettiğimizi belirtmek istiyorum. Kumru Belediyesi'ne de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hibe arazöz yıkama aracı gönderildi. Bununla ilgili de Kumru Belediye Başkanı Yusuf Yalçova bir açıklama yaptı. Emeği geçen herkese teşekkür etti. Kumru Belediyesi araç filosunu genişletmeye devam ediyor. Kumru Belediye Başkanı Yusuf Yalçova'nın girişimleriyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan Kumru Belediyesi'ne hibe olarak arasöz temizlik aracı alındı. Belediyeye kazandırılan araç hakkında konuşan Kumru Belediye Başkanı Yusuf Yalçova, Kumru'daki temizlik çalışmalarının daha verimli yapılması için arasöz temizlik aracının alındığını söyledi. Bugün Kumru'muzun bir eksiğini daha yerine getirmekten çok mutlu ve sevinçliyiz. Şu anda daha önceden biliyorsunuz Çevre Şehircilik Bakanlığımızdan çöp taşıma aracı ve çöp sürme aracı almıştık hibe olarak. Bugün de tekrar Çevre Şehircilik Bakanlığımızdan
Aracılık marka yani kumrumuzun daha temiz yıkanması için, daha hijyenik olması için aracılık yıkama aracı aldık. Yaklaşık 620 bin lira olan aracın belediyeye sadece 10 bin lira gibi çok düşük bir fiyat ile alındığına değinen Başkan Yalçıva, aracın belediyeye kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti. Tabii ki bu aracımız fiyatı 620 bin TL mal oldu ama bizden sadece 10 bin TL çıktı. Markayı sadece çevirmek için 10 bin TL ekstra para verdik. Onu da vermemizin sebebi biliyorsunuz Mercedes marka daha az yakıyor ve az parçası ucuz olduğu için yani kendini bir sene gibi bir yılda amortizecek. Tabii ki bu aracı bize hibe eden başta Cumhurbaşkanımıza, Cumhurbaşkanımızın bakanı olan Murat Kurum, Çevre Şehir Bakanımız Murat Kurum Bey'e, yine milletvekillerimiz Ergün Taşçı Bey'e ve Metin Gündoğdu Bey'e teşekkür ederiz. Tabii ki yine Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Timurgüler Bey'e, Valimiz Tuncay Bey'e, İlçe Başkanımız Aydın Bey'e, Aydın Çavuş Bey'e teşekkür ederiz. Gülcalı Belediyesi pandemi dönemi boyunca gücü nispetinde tüm esnaflarına yardımcı olmaya çalıştı. O esnaflardan bir tanesi de berberler ve kuaförlerdi. Gülcalı Belediyesi onlara da ateş ölçer seti, aslında hijyen setiyle beraber ateş ölçer hediye etti. Yapılan bu hediye takdimiyle ilgili de Gülcalı Belediye Başkanı Ulaş Tepe açıklamalar yaptı. Gücümüz yettiğince esnaflarımıza yardımcı olmaya devam edeceğiz dedi. Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında Gülyalı ilçesinde ekonomik zorluk çeken esnaflara desteklerde bulunan Gülyalı Belediyesi yeni bir uygulamaya daha el attı. Yeni kontrollü sosyal yaşam sürecinde salgının yayılım hızını önlemek amacıyla kuaför ve berberlerde ateş ölçer cihazı zorunlu hale getirilmişti. Gülyalı Belediyesi de esnaflara katkıda bulunmak için içerisinde ateş ölçer, dezenfektan ve maske gibi ürünlerin bulunduğu hijyen setini hediye etti. Esnaflara verilen hijyen seti hakkında konuşan Gülyalı Belediye Başkanı Ulaş Tepe, salgının başladığı ilk günden itibaren esnafların ve vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Evet, aslında biz salgının başladığı günden itibaren rutin bir belediyecilik hizmetlerinin yanında vatandaşıyla yoksulluğu paylaşan bir belediye olduk. Ekonomik olarak hepimiz zor bir dönemden geçiyoruz. Ama bunları bir bahane olarak kendimize bir siper yapmadık. Bu süreçte aslında biz yoksulluğu paylaştık. Salgının ilk başladığı günden itibaren taksicisine, dolmuşçusuna, balıkçı esnafına, hatta ve hatta evlenecek işte gelinliği olmayan, gelinlik almaya durumu müsait olmayan arkadaşlarımıza gelinliklerine varana kadar veren bir Gülyalı Belediyesi oldu. Berber ve kuaför esnaflarının da zor dönemlerden geçtiğini ifade eden Başkan Ulaş Tepe, il hıfzı sağ kuralları gereği esnaflara zorunlu hale getirilen ateş ölçer cihazlarının belediye tarafından kendilerine verildiğini belirtti. Şimdi son olarak da yaptığımız biliyorsunuz Gülyalı'da kim ne üretiyorsa yöresel olarak, el sanatları olarak ona alım garantisi veriyoruz biz Gülyalı Belediyesi olarak. Şimdi son olarak da özellikle berber ve kuaför esnafımız zor bir dönemden geçiyor. İster istemez işlerinde çok ciddi bir düşüş var. Ama buna rağmen salgının da kontrollü yaşamını sağlanması gerekiyor. Ve bunun için de artık ilçe hıfzısının, il hıfzısı kurulu kararları gereği onlardan ateş ölçer bulundurmaları istendi. Bu da tabii onlar için bir günlük hasılatları demek. Biz de Gülyalı Belediyesi olarak ilçemizde bulunan bütün berberlerimize ve kuaförlerimize ücretsiz olarak bir hijyen seti hazırladık. İçerisinde gerek dezenfektanına, gerek maskesine, gerekse de ateş ölçerine varıncaya kadar güzel bir set yaptık. Başkan Tepe, salgının bir an önce kontrol altına alınması için belediye olarak ellerinden geleni yaptıklarını kaydederek biz üzerimize düşenin fazlasını yapmaya çalışıyoruz dedi. Buradaki asıl derdimiz, asıl amacımız salgının bir an önce kontrol altına alınabilmesi ve bir an önce bu süreci atlatabilmek. Biz de Gülyalı Belediyesi olarak, yerel yönetimler olarak üzerimize düşenin fazlasıyla yapmaya çalışıyoruz. Tabii bu süreçte ister istemez ekonomik olarak bizim gelirlerimize de çok ciddi bir düşüş var. Ama biz hemşehrilerimizle her şeyi paylaşıyoruz. Yoksulluğu paylaşıyoruz. Bizim buradaki temel derdimiz tarafımızın belli olması. Biz her zaman Gülyalı Belediyesi olarak esnafından, vatandaşından, hemşerisinden yana olan bir belediye olduk ve böyle de olmaya devam edeceğiz. Gülyalı ilçesinde berber esnafı olan Selçuk Vayni de Gülyalı Belediyesi tarafından verilen hijyen seti için Belediye Başkanı Ulaş Tepe'ye teşekkür etti.
Bu zor günümüzde bize destekçi olan kıymetli başımıza çok teşekkür ediyorum. Yani ince düşüncesi için ya bizim ihtiyacımızda, yani gerçekten ihtiyacımızda ama biz ihtiyacımızı yani edinemiyoruz. Yani zor durumdayız. Zor durumda olduğumuzdan dolayı bunu kendisi de biliyordu. Allah razı olsun. 7 tane bir tane bayan kuaförü, 6 tane erkek kuaförünü kendisi edindirdi. Bize sağ olasın. Allah razı olsun başkanımızdan. Ya elinden gelen en iyisini yapmaya çalışıyor. Her kesime bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ama bizim ilçe belediyemizin de durumu ortada. Yani o duruma nazaren yine de Allah razı olsun yani. Eline geleni yapıyor yani. Sağ olsun. Perşembe Belediyesi Çamburnu Feneri'ndeki sosyal tesis çalışmalarını devam ettiriyor. Devam eden bu çalışmalarla ilgili Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Sayın Tandoğan açıklamalar yaptı. Sosyal tesisin bu yaz hazır olacağını söyledi. Sakin şehir Perşembe'ye yapımı devam eden Çamburnu Feneri yazı hazır hale gelecek. Perşembe ilçesinde turizme katkı sağlayacak olan Çamburnu Feneri'nde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Yapılan çalışmaları yakından takip eden Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Sayım Tandoğan, belediyenin Çamburnu Feneri'ni 10 yıllığına Kıyı Emniyeti Trabzon Bölge Müdürlüğü'nden kiraladıklarını belirtti ve çalışmaların önümüzdeki aylarda tamamlanacağını söyledi. Çamburnu Feneri'ni yaza hazırlamaya çalışıyoruz. Şu anda çalışmalarımız devam ediyor aralıksız. Çünkü çok güzel bir lokasyon alanı orası. Bu alanı en iyi şekilde değerlendireceğiz. Perşembe'nin, Ordu'nun, bütün Türkiye'nin turizmine sunacağız. Çünkü Perşembe gerçekten kıyısıyla, karasıyla tam bir yaşanacak, gezilecek, görülecek bir yer. Çamburnu Feneri'nin adını Vona Feneri olarak değiştirmek istediklerini ifade eden Başkan Tandoğan, Ordu'nun lokasyon alanında en iyisi olacağını söyledi. Aslında Çamburnu Feneri'nin eski ismi Vona Feneri'dir. 1963'te Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Fenerburnu olarak ilan edilmiştir. Ama biz burayı Vona Feneri olarak açacağız. İsmini de Vona Feneri olarak kullanacağız. Burada yaptığımız zaman gerçekten Ordu'nun çok güzel bir lokasyon alanı olmuş olacak. Ben herkesin burayı beğeneceğini, herkesin burayı ziyaret edeceğini, herkesin burada oturup kahve, çay, sohbet edeceğini düşünüyorum. Altınordu ilçemizde Akyazı Mahallesi'nde bir harfiyat firması açıldı. Bu dönemde açılış yapabilmek, esnaflığa adım atabilmek gerçekten cesaret işi. Serhat Demirağ kardeşimizi tebrik ediyoruz. Bol kazançlar diliyoruz. Ekranlarınıza gelecek şimdi açılış töreni. Altınordu'nun Akyazı Mahallesi'nde Ordu ili ekonomisine ve istihdamına yeni katkılar sağlayacak olan Serhat Demirağ'a ait hafriyat işletmesinin açılışı bugün gerçekleştirildi. Açılış merasimine başta Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt olmak üzere ticaret camiasından kişiler katıldı. Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'un kurdele kesme merasimiyle başlayan açılış merasiminde konuşma gerçekleştiren Milletvekili Enginyurt, Allah utandırmasın, bol kazançlar nasip etsin temennilerinde bulundu. Kardeşimiz bugün harfiyatı Altınordu ilçemizde açarak inşallah yeni bir istihdama, yeni bir ticari faaliyetle Altınordu ekonomisine katkı sağlayacak güzel bir işletmeye hayata geçirmiş. Allah utandırmasın. Allah bol kazanç nasip etsin. Biz de dostlar olarak bu açılışta onunla birlikte olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Rabbim utandırmasın diyor. Hep birlikte açıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı olsun. Bu haberle bültenin sonuna geldik. Gece bülteninde yeniden birlikte olacağız. O zamana kadar hoşçakalın. Bursa Yıldırım Spor Müsabakası hazırlıklarına teknik direktör Bora Marangoz nezaretinde Gülyalı Turnasuyu Spor Tesislerinde devam eden El Ricordi Spor'da tüm hesaplar galibiyet üzerine yapılıyor. Puan kaybına tahammülü olmayan Ordu ekibi kazanarak şansını sürdürmek istiyor. El Ricordi Spor Futbol Kulübü Karbel Karaköprü Belediyespor'a 2-1 mağlup olarak bu sezon iç sahadaki ilk mağlubiyetini aldı. Mor Beyaz Yeşilliler bu maçta önce sahasında oynadığı 11 müsabakada 5 galibiyet, 6 beraberlik almıştı.
Playoff'a kalabilmek için mücadele eden Ordu temsilcisi Bursa Yıldırım Spor'u deplasmanda yenerek 5 olan puan farkını 2'ye indirmenin hesaplarını yapıyor. Lig Ordu Spor'da Bursa Yıldırım Spor karşılaşması öncesinde eksikler can sıkıyor. Ordu ekibinde Karbel Karaköprü Belediyespor maçında sarı kart gören Ali Kemal Başaran, Yavuz Alemdar ve Gökhan Berkay Yıldız Bursa'ya götürülmeyecek. Bu oyuncuların eksikliği teknik ekibi düşündürüyor. Teknik direktör Bora Marangoz'un bu oyuncuların yerine Gürkan Arslan, Halil İbrahim Pekşen ve Oğuzhan Birben'e şans vermesi bekleniyor. Kritik maç öncesinde Ordu temsilcisi 35 puanla 6. sırada yer alırken Bursa Yıldırım Spor ise 40 puanla playoff içinde bulunuyor. Bursa Yıldırım Spor, Lig Ordu Spor Futbol Kulübü müsabakası 17 Mart 2021 Çarşamba günü saat 14'te Mineralli Çavuş Spor Tesislerinde oynanacak. Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nin Nisan ayı içerisinde başlanacağının açıklamasının ardından şimdi de başlama tarihi ve statüsü kulüplere ve kamuoyuna duyuruldu. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu ligin 4 etap halinde oynanacağını açıkladı. İlk etapın 8-12 Nisan 2021 tarihleri arasında Yalova'da oynanacağı belirtildi. İkinci etap 1-5 Mayıs, üçüncü etap 19-23 Mayıs'ta sonradan belirlenecek bir ilde oynanacak. Playoff ise 4-12 Haziran'da gerçekleştirilecek. Ordu temsilcisi 8-12 Nisan'da oynanacak olan ilk etap müsabakaları öncesinde antrenmanlarına baş antrenör Tayfun Tokat önderliğinde Ordu Büyükşehir Belediyesi Anadolu İmam Hatip Lisesi spor salonunda devam ediyor.